Merhaba arkadaşlar. Bugün sürpriz bir konuğum var. Bir doktor arkadaşım. Kendisi çok dilli bir doktor arkadaş. Şimdi onunla minik bir röportaj yapacağım. Ayrıca benim şu anki İspanyolca öğretmenim. Çok yeni başladım. A1 düzeyinde inşallah 3 ayın sonunda öğrenmiş olacağım İspanyolca. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Yo también. ¿Qué haces? ¿Estás grabando un video? Hola a todos, mi nombre es Ertan. Soy turco, soy médico, urologo, vivo en Denizli. Llevo muchos años aprendiendo español y ahora estoy aprendiendo el español con el señor Hale. Aprendemos juntos. Hale. Hola. Me llamo Hale. Vivo en Denizli, soy turca, encantada, hijo dos, tengo dos hijos, gracias, çok dilli Ertan Bey, buyurun oturun lütfen. Ertan hocam ya, iyi ki başladık, evet. Çok güzel gidiyor, çok yeniyim, o yüzden heyecanımı maruz gör. Yok, gayet iyisin, ben senden çok memnunum. Sağ ol hocam. Bir de en önemli şey dil öğrenirken bir heyecan olması lazım, motivasyon olması lazım. Bu sende fazlasıyla var. Bunu devam ettir, hiç bozma. Teşekkür ederim. Benim bir sözüm vardır, mottom. Asla bırakma, evet. Terk etme. No te rindas nunca. Nunca. O İspanyolcası, don't give up. Don't give up. Peki kaç dil biliyorsun Ertan Bey? Ben son 10 yıldır yabancı diller öğrenmekle hobi olarak uğraşıyorum. İngilizce, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Fransızca ve Portekizce. Ama bunların maalesef son ikisiyle, yani Fransızca ve Portekizce ile çok fazla zaman ayıramıyorum. Ama dört dilde de, yani İspanyolca ve İtalyanca da kadın hekimleri eğitiminde de kısaca KR ile birlikte eğitmenlik yapıyorum orada. Bir grup senin de için. Çok zevkli geçiyor dersler. Evet. Bu kadar zevkli olduğunu bilseydim. Hatta ben şöyle ikimizi birlikte şey yapayım. Bu kadar zevkli olduğunu bilseydim Ertan hocam. Yani daha önceden başlardık ya. Bilemiyorum, bu kadar zevkli anlattığını bilmiyordum. Geç kaldı bu, sağ düşünüyorum. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Hep birlikte ekip ruhu oluşturuyoruz. Ekip bizim şu andaki mesela senin de içinde bulunduğun İspanyolca grubunun çok iyi bir ekibimiz, evet, var, arkadaşlık ortamımız var. Bu arada bizimle yani birlikte Şili'li bir arkadaşımız var, Karen Gezer. Evet. Onunla birlikte derslerimizi veriyoruz. Karen de, buradan ona da selamlar gönderiyorum. Bana hola Karen, ¿cómo estás? Muy bien. Sonrisa. 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 Mi cámara. Okay. Canal mi canal de YouTube. YouTube. Sonrisa mi cámara. Hola. Hola, perfecto. Thank you. Gracias. Güzel gidiyoruz. Güzel gidiyoruz. İspanyolca, Latince dil ailesinden hani biraz bahsetmiştiniz. Evet. Biraz benziyor, böyle bir kulak aşinalığı da var herhalde. Şarkılardan belki de, bilemiyorum. Evet. Keyifli ya. Ağzınıza sağlık yani. Ben de sağ olun. İyi ki varsınız. Teşekkür ederiz ya. Sizler de varsınız hep birlikte. Ya Ertan hocam, bir de bir şeyi merak ediyorum. Siz nasıl vakit buluyorsunuz? Hadi bir de ondan, evet, bahsedelim. Ben nöroloji uzmanıyım. Ama yani eve gittiğimde... Ders çalışıyorsunuz. Bunun, evet, haberlerini alıyorum yani. Hiç boş durmuyorum. Yani son mesela bir yıldır işte kalbiyle birlikte çalışıyoruz. 7 gün akşamları hep dolu. Akşam 20'den 23'e kadar derslerim var. Uzun zamandır televizyon izlemiyorum. Daha çok işte dillerle meşgul oluyorum. Ama burada mesela benim dil öğrenmek isteyen arkadaşlara birinci tavsiyem şu. Dil öğrendiğiniz dili ders olarak görmeyin. Ders olarak görürseniz sıkıcı olur ama onu hayatınızın içerisine alırsanız çok eğlenceli olur. Yani ne demek istiyorum? Mesela müzik dinleyecekseniz İspanyolcadan
Evet. Öğrenci İspanyolca. Örnek vererek diyorum. İspanyolca müzikler dinleyin. Film izleyeceksiniz, İspanyolca filmler izleyin, altyazılı. Dizileriniz herkese öyle olsun. Hı hı. Gazeteleriniz mesela şimdi internet sayesinde günlük gazeteler. Her şeye ulaşabiliyoruz. Evet. Mesela Türkiye'den haberler TRT İspanyol var. TRT'nin mesela birçok dilde sitesi var. Günlük Türkiye'den haberleri de görebiliyoruz. TRT aracılığıyla takip edebilirsiniz. Müzik dedik, gazete dedik, dergi dedik. Yani sanki İspanya'da yaşıyormuşuz gibi öyle bir ortam oluşturmanız lazım. Dolayısıyla da sadece dersten, kitaptan, gramerden ibaret değil. Olursa o zaman çok öğrenerek devam edeceğiz arkadaşlar. Sıfatları öğreneceğiz. Ve sıfat nedir arkadaşlar? İlk önce ondan biraz bahsedeyim. Sıfat İspanyolca dersindeyim. Şu an Ertan Hoca'yla gayet güzel gidiyor. Eğer üçüncü olarak arkadaşlar bir biz bir fiil ar ile bitiyorsa o mastarı atıp arkadaşlar. Şahıs zamirlerine göre fiiller. Onu öğreniyoruz. As, a, amos, ais, an eklerini getiriyoruz. Şimdi bugün er ile biten fiillerin ve ir ile biten fiillerin çekimlerini öğreneceğiz. Bu fiillerin çekimlerini öğrendikten sonra arkadaşlar amos yerine emos, ais yerine eis, an yerine en. Örnek ki örneklerimiz günlük dilde de sık kullanılan fiillerden komer, yemek yemek fiili. Herkes açık. Katılabilir. Herkes katılabilir. Zaten bu kurslarda elde edilen gelirlerde öğrenci ihtiyaç sahibi olan öğrenci arkadaşlara burs olarak diyor. Şimdi böyle bir yani hekimler dışında da öğrenci katılımı olabilir. Yeter ki hep söylediğimiz bir şey var. Siz isteyin. Yeter ki öğrenmek isteyin. Biz kaybı akademi olarak yardım. Peki en çok sevdiğiniz dil hangisi? Bu kadar dilin içerisinde. Şimdi bu mesela şuna benziyor. Her dil benim bir çocuğum gibi. Mesela senin şimdi en sevdiğin çocuğun hangisidir desem yani, ayrım yapamazsın. Evet, yapamam. Ayrım yapamazsın. Ama şöyle söyleyeyim, mesela konuşmaktan en çok hoşlandığım dil İtalyanca. İtalyanca'nın foneti benim çok hoşuma gidiyor. Evet. Gramatik olarak en sevdiğim dil, ki en zoru, en berbat olanı Almanca. Almanca. Ama o Almanca'nın gramerinden ben çok zevk alıyorum. Hı-hı. Çünkü kurallı, her şeyde bir kural var. Evet. Almanlar gibi çok kurallı. Hı hı. Onun dışında hani mesela şarkılarını en sevdiğim dil Fransızca. Evet, Fransızca aşk şarkıları çok güzeldir. Mesela Portekizce de çok güzel bir dildir. Evet. Gelecek yıllarda da hedefim 7. 8. artık nereye kadar giderse diller eklemek. Farklı alfabelerden mesela Rusça olabilir, İngilizce olabilir, Arapça olabilir veya Farsça olabilir. O şeye yönelmek istiyorum. Alfabesi farklı olan, Latin olmayan dillere. Evet, o dillerde yazmak. Peki siz önceden biliyor muydunuz? Yani hani 10 yıl. Ben İngilizce okulda öğrendim. İngilizce dışında hepsini kendi. Yani bir 10 yıllık bir geçmişin tabii, ürünü. Aslan'da çalışıyoruz biliyorsun. Poliklinik. Şimdi herkesin elinde bir cep telefonu var. Evet. Ben daha çok not kullanıyorum mesela. Elimde evet. Poliklinikte diyelim. Hasta bakarken zamanım olduğu dönemlerde bir şeyler okuyorum, sorular çözüyorum, gramer konularına bakıyorum. Boş durmuyorum. Kulağınızda bir kulaklık, ameliyatlarda bir taraftan, bir yerden biliyorum yani sizi. Evet. Kulaklığınızda sürekli bir İtalyanca, İngilizce artık o an ne dinliyorsanız o diğer taraftan da ameliyatınızı yapabiliyorsunuz. Ya bu bence bir özelde yetenek. Öyle düşünüyorum ama çok çalıştığınızı da biliyorum. Ama zevk alıyorum. Evet, yani. Tutku olduğu evet, için galiba. Aynen. Peki, gelecek planlarınızda neler var? Gelecek planlarım, şimdi geçen sene biliyorsun Nijer'de evet. Görevliydim. 3 ay
Orada da hatta Fransızca öğrenmiştim. Afrika. Afrika'yı gördüm. Orada 3 ay konaklama, çalışma imkanı buldum. Oranın insanını tanıdım. Gelecekle ilgili planım, bu öğrendiğim dillerin de getirdiği avantajla, insanları da sevdiğim için, iletişim kurmayı da seven bir kişiyim. Gelecek yıllarda ilk fırsatını bulduğum zaman, pandeminin işte kurtulduğumuz dönemde, Covid'de vesaire, ilk şeyde fırsatımda Afrika'ya gitmek, orada gönüllü olarak yardım kuruluşlarında, artık hangi ülkede, nerede olur bilemiyorum, Afrika'da çalışmak istiyorum. Harika. Bunu da herkese tavsiye ediyorum, her hekime de tavsiye ediyorum. Çünkü hekimliğin hani manevi yönünü en çok yani orada yaşama imkanı, tatma imkanı buldum. Onun dışında Latin Amerika ülkeleri, Güney Amerika ülkelerine bir seyahat etmek istiyorum. Orada uzun süreli yaşamak istiyorum. Çünkü mesela İspanyolca konusunda hani konuşma konusunda herhangi bir güçlük yaşamıyorum. Yani bugün ben Arjantin'de veya ne bileyim Şili'de olsam çok rahat oradaki insanlarla iletişim kurabilirim, yaşayabilirim. Evet. Orada da mesela çok ciddi ihtiyaç sahibi kişiler var. Bizim gruplarımızda Latin Amerikalı arkadaşlar da var. Evet. Yani o kadar sıcak kanlılar ki ben öyle olduklarını bilmiyordum açıkçası ve Türkçe öğreniyorlar arkadaşlar. Hani bana da özelden ya da gruba bazı şeylerin Türkçe karşılığı ya da cümlenin doğru olup olmadığı konusunda danışıyorlar. Hoşuma gidiyor. Çok aktif bir WhatsApp, Telegram grubu da var. Hani şimdi böyle insan belki kamera önünde biraz tutulabiliyor. Hani bu kadar akıcı olamıyor ama WhatsApp'ta ya hani bir şeyin karşısına bir yerden bakıp hemen öğrenip yazışıyorsunuz ve o daha kalıcı oluyor. Ama konuşmak için de çekinmemek gerekiyor. Biraz çat pat olsa da ya bu işi yapacağım dedikten sonra herhalde üstesinden geleceğim ben de. Ama tabii konuşma kısmı bazen canlı Karen'le online girdiğimiz zaman böyle bir heyecan oluyor ister istemez. Ama çok keyifli, çok tatlı insanlar. Bilmiyorum artık. Bravo. Bien. Harika. Ama poco. Daha da sonra bir dile başlarken o dil nerelerde konuşuluyor onu bir araştırıyorum. Ve o konuşulan ülkelerdeki insanların şeylerine, onların davranış şekillerine, kültürlerine bakıyorum. Özellikle mesela Latin dillerinin konuşulduğu, Fransızca olsun veya işte İtalyanca, İspanyolca, ki İspanyolca 20'den fazla ülkede ana dil olarak konuşuluyor. 450 milyondan fazla insanın ana dili. İngilizceden sonra en sık konuşulan ikinci öğrenilen yabancı evet. dil. Ve geleceğinde açıkçası büyük ihtimalle İngilizcenin önüne de geçecek bir dil. Evet. Her gün popülaritesi artan bir dil. Şunu gördüm ben. Mesela İspanyolca bu bahsettiğim dillerde, öğrendiğim diller arasında en iyisi mesela şu anda konuşabildiğim dil. İspanyolca. Sebebin mesela bazı arkadaşlar soruyor, bunu nasıl öğrendin? Şimdi mesela ileriki zamanlarda sen de bunu tecrübe edeceksin. Evet. Diyelim ki Rosana ile telefonla konuşma. Çünkü İspanyolca ilerlediği zaman konuşma ihtiyacı hissedeceksiniz. İletişiminiz arttıkça şunu göreceksin. Ya mesela arkadaşlarımı arıyorum diyorum ki 5 dakikalık sadece bir şey 5 dakikalık bir şey sormak için arıyorum seni diyorum. Telefonu bir kapatıyorum 90 dakika. 1,5 saat konuşma. Yani şeyi çok seviyorum. Konuşma inanılmaz derecede konuşkan insanlar, yardımsever insanlar, sıcakkanlı insanlar. Ha mesela bu Almanlarda maalesef yok. Almanlarda Almanca mesela konuşma olarak çok hani İspanyolca kadar iyi değil. Çünkü o dilde Almanlarla mesela biraz daha ketum insanlar, biraz daha disiplinli, farklı kurallar var ama Latin Amerikalılar yani birebir bizimle kültürel anlamda aynı şeyleri hissediyoruz, aynı şeylere gülüyoruz. Çorba sormuştu o gün, yemek tarifleri paylaşılıyor, yani çok aynı hoş. Aynı şeylere gülüyoruz, aynı şeylere eğleniyoruz, aynı şeylere üzülüyoruz. Ortak yanlarımız çok. Çok. Farklı kıtalarda yaşamamıza rağmen ki ileride ben seni biriyle tanıştıracağım, Uruguaylı. Rosario diye bir arkadaşımız var. Bizden de yaşça çok çok büyük birisi. Türkiye hayranı. İnanılmaz. Aa. Onun evini göreceksin. Zoom'dan biz canlı sohbetlerimiz olacak. Evinde arka fon tamamen Türk bayrakları, Atatürk resmi. Ondan sonra Türkiye'nin çeşitli yerlerinden kesitler, şehirlerden resimler göreceksin. Ve her 10 Kasım'da mesela onunla da FaceTime arkadaş olmanı tavsiye edeceğim.
her 10 Kasım'da mesela Atatürk'e yazdığı duygularını, kendi içinden gelen şeyler. Çok mesela güzel, çok 29 güzel. Ekim'de olsun. Diğer bizim milli bayramları, o da kendi bir Türk gibi hissediyor ve çocuklarına vasiyeti şu, öldüğünde gömülmek istediği yer İstanbul. Allah Allah, çok ilginç. Evle bir yıldır mı? Bir evet, yıldır evet, çalışıyorsunuz. Bir yıldır. Peki, şimdi mesela bu videomuzu izleyen arkadaşlarımız olacaktır. Nasıl bir irtibata geçsinler? Yani direkt KHV'e mi yazıyorlar? Evet. Şimdi zaten bizim KHV'in her geçen gün kendini yeniliyor. Güzel işler yapmaya başladı. Devam ediyor. Web sitemiz var, KHV Akademi. Bunu yazarım. Oradan KHV Akademi'nin sayfasından bütün, sadece benim hani içinde bulunduğum değil, diğer arkadaşların da mesela Fransızca grubumuz var. İtalyancayı paylaşmıştınız bugün herhalde. Tekrar yeni başlıyor herhalde. Diğer dillerde de eğitim veren arkadaşımız var. Müzik konusunda olsun, yoga vesaire birçok mesela KHV Akademi'nin sayfasına tıkladıklarında orada duyurularımızı takip edebilirler. Zaman zaman çünkü kurslarımız 3 aylık süreyle. Evet, mesela şu anda İspanyolca kayıtlarımız doldu, başladık. Evet. Sizin grup bitince, siz artık A2 olunca yeni A1 grubuna geçeceğiz. Ya şimdi hani A1 olsak yetmiyor mu? Sanki çok çalışıyorum. Biraz tembellikim. Ha şimdi hani A1 olunca ben kendi işim görecek kadar İspanyolca öğrenebilecek miyim acaba? Yani A2 böyle sanki böyle hani yazı çizişin için mi gerekiyor? Sen kendin bak şimdi şöyle. Dilde demin ne dedim yani sadece defter... Ben biraz tembellik yapmak istiyorum galiba. Çünkü aslında çok disiplinli bir öğretmen. Habire video atıyor. Habire okuyacağız, habire dinleyeceğiz, habire konuşacağız. Ama başka türlü öğrenemeyeceğimizi anladık değil mi hocam? O yüzden de çalışıyorum. Zaten şöyle benim metodum şu. Öğrendiğini hemen pratiğe dök. Yani sadece bilimsel olarak şey olarak değil, gramatik olarak kurallarını bilmen önemli değil. Önemli olan bir arkadaş bulmak. Zaten sen bir arkadaş buldun. Daha da arkadaşlar da bulacaksın. Bir müddet sonra onlarla iletişimin artacak. Bu sefer farklı, her gün aynı şeyleri tekrar etmekte. Belli bir şekilde. Sen kendin geleceksin. Doğru. Diyeceksin ki ya ben daha da konuşmam lazım. Daha da günlük pratik. Evet, kesinlikle. O da çok güzel. Ama motivasyon. Bu motivasyon şöyle güzel. Hem kafamı, düşüncelerimi dağıtması anlamında. Hem belki de beyin jimnastiği yapmak anlamında. Hani bizlerimizi tabii zorluyoruz dil öğrensinler diye. Ama biz de genciz, biz de öğreneceğiz. Emek bir yol kat ediliyoruz. Vallahi çok teşekkürler Erkan hocam ya. Vallahi güzeldi. Çok teşekkür ediyorum. Herkese buradan evet, selamlar gönderiyorum. Selamlar. Saludos. Harika.